Beşiktaş'ta da 3 aşağı 5 yukarı kadro belli. Özellikle Yayiç o sarı kartı gördükten sonra biraz daha şekillendi gibi ama her ne kadar Başkan Fikret Orman, Kagawa herhalde der maçında oynar diye de bir yönlendirmede de bulundu gibi gözüküyor. Kagawa'yı nasıl buluyorsun? Çok sansasyonel bir başlangıç. Ardından sanki Şenol Hoca çok da tatmin olmuş gibi değil. Değil. Açıklamaları maç sonu öyle röportajında gözüküyor. Bence oynatmayacağım mesajı verdi. Yani ben Kagawa ile başlayacağını düşünmüyorum. Ben Quaresma'yı oraya dahil edeceğini, Güven'i biraz daha içeri sokup Lens ve Quaresma kanatlarda Güven artı Burak'la çıkacağını düşünüyorum. Orta saha merkezi zaten Atıba ve Dorukhan. Yani böyle 11 ile başlayacağını düşünüyorum ki doğru 11'in de bence böyle olduğunu zannediyorum. Kagawa fizik olarak hazır değil. Hoca bunu özellikle söylüyor. Neden oynatmayacağını da. O yüzden hocalara da güvenmek lazım. Hoca orada bütün hafta boyunca çalışıyor. Performansını görüyor, değerlendiriyor. Dortmund'da da çok az süre alan bir oyuncuydu evet. Bu dönem itibariyle. O yüzden doğru 11 Beşiktaş'ın bu 11'i. Ama merak ediyoruz tabii ki neler olabilir. Beşiktaş'ın ben yani bu maçtan hata yapmayarak galibiyetle ayrılacağını düşünüyorum. Özellikle Vodafone'da. Laiç büyük eksiklik ama. Son haftalarda da Laiç herhalde takımın evet, en çok skora katkı yapan oyuncusu. Alan oyuncusu o.